Akif Bekir'in bir eğer anti FETÖ programı filmi çekilecekse devlet Mahsun'a çektirsin. Ya çekemez Mahsun abi, daha FETÖ diyemiyor adam. FETÖ'ye lanet edemiyor. Çok iyi biliyor diyor. Mahsun bu işleri iyi biliyor gibi bir yazısı vardı. Evet. Arkasından sen de burada Akif Bekir'e bir şeyler Evet. söylemiştin. Akif Bekir sana cevap vermiş. Evet. Akif Bekir Hürriyet yazarı Nihat'a ne demiş? Bir görelim bakalım. Evet, sana soruyor. Ve Akif'in yazısını okudum. Ben sana söyleyeyim, ben Akif Bekir'i çok böyle entelektüel bir adam olarak düşünüyordum. Ne kadar yanlış düşünmüş. Yani bir öyle hani ilkokul Sen Mahsun sevi Kırmızı Gül'ün içeri şimdi bak atılmasını mı istiyorsun? ilkokul seviyesi düzeyinde bir sığlık gördüm. Çok üzüldüm yani. Gerçekten üzüldüm yani. Sayın Cumhurbaşkanı da herhalde bu özel kalemi miydi? Neydi Akif? Başbakanken. Ya anlamadım yani, böyle sığ bir düşünceyi bir devleti yöneten bir başbakanın yanında inanamadım yani. Bu sığlığına inanamadım. Bu sığlığına gerçekten inanamadım Ömür yani. Sen Akif Bekir'in iddiasına göre Mahsun Kırmızıgül'ü hapse Ya attırmak inanılmaz istiyormuş. ya, ne Yani münasebet Atalay kardeşim. Demirci içerideyken, Abdullah Ya Taş içerideyken. hayır ya, bir kere ben Akif Bekir'e bir hayret ettim yani. İnanamadım. Ve böyle bir adamın da hala Hürriyet'te tabii yazması onun bileceği bir iş. Onun patronları vesaire. Ben oraya giremem yani. Ama yani bu kadar sığ bir düşünceyi kaleme dökmek ve başbakanın özel kalemi olmak dönemin tabii. İnan hayret ettim. Hayretler içerisindeyim şu an. Ben kimseyi o içeri alınsın değil. Tam tersine. Bu Atalay Demirci ne iş yaptı abi? Stand-upçı. Ne iş yaptı Atalay? Atalay Demirci niçin içeride? Atalay Demirci FETÖ'ye yardım mı Enes etmiş? Kanter'le yazışması Hayır, vardı. yardım, tamam, para istemiş. Para yardımı istemiş. Tamam, para istemiş Tamam, Enes Mahsun'un Kanter'den. bir şey söyleyeceğim. Yani bu Bir Amerika'ya de nasıl gidildi, Amerika'dan kimler der desek onları mı konuşayım ben şimdi? Bak. FETÖ'nün yanında fotoğrafı çıktı vesaire vesaire. Tamam, şimdi bunun da diyalog gecesinde konseri var. Ben tam tersine. Ona bakarsan Ben herkesin var kardeşim baktığın zaman onu yani. söylüyorum. Ben tam Belli bir tersine. tarihten önce. Hayır, ben tam bak diyalog gecesi, bak diyalog başka bir şey Ömür. Anladım ben Diyalog seni. başka bir şey. Propagandist olursun. Ben şimdi burada birisinin propagandasını yaparsam ben propagandist olurum. Ben tam tersine Atılay niye içeride diyorum kardeş. Çıksın diyorum ben o zaman Atılay'da. Anladım. Çıksın abi. Atilla Taş da çıksın. Peki. Zaten amaç, biz onu demiyor muyuz? Meşrulaştırma. FETÖ'yü meşrula. O da kendisi de söylüyor Akif. Ya diyor ki o zaman bence o zaman tam tersine Atalay'a desinler ki Atalay şey de yazsın mesela Akif Bey ki ya FETÖ aleyhinde bir stand-up yapılsın ve Atalay gelsin yapsın. Cezaevinde ne işi var desinler mesela. O da Peki. olabilir değil mi? Aynı şey Ya o tabii. da garip, bir tane soytarıydı işte, soytarılık yapıyordu. Estağfurullah öyle demeyelim. Hayır, misal tırnak içerisinde söylüyorum yani, garip bir yönetmen diyor ya. O da garip bir tane stand-upçıydı çocuk. Komedyendi diyelim. Garip bir komedyendi. Bu mudur yani? Anlamadım ki. O zaman bu kadar terörist niye içeride? Çıkarsın yani. Akif Bekir'in düşünce tarzından yola çıkarsak eğer şu an şey gibi düşünmek lazım. Yarın ben de derim ki bu 15 Temmuz şehitlerimizi öldüren, canına kasteden alçak teröristleri biz çıkaralım. FETÖ'yle mücadelede bunu kullanalım biz. El baba bunları gönderelim. DAEŞ'le mücadelede. Veya içeride bir sürü Can Dündar'ı da getirelim o zaman. Can Dündar da gelsin. FETÖ'yle mücadelede biz canı kullanalım. İlk kez de hani Mahsun FETÖ, anti FETÖ filmi çeksin dediği için mi böyle Evet diyorsun? evet yani sen ya anti FETÖ, biz tabii ki kriminalize edeceğiz kardeşim. Bu süreçte kimin ne olduğunu, kimin ortada bir iddia var. Bir de başka bir şey, bu iddialar benim iddiam değil ki kardeşim. Bu iddialar zaten sosyal medyada gırla. Akif Bekir biraz eskiden kafasını kaldırırdı, şöyle bir sağa sola bakardı, pazarda ne var, çarşıda ne var. Yani bu Hürriyet'e giden enteresan bir değişim dönüşüme uğruyor. Bu fil dişi kuleleri buna iyi gelmemiş. Mahsun zaten şikayet etmiş, Mahsun, Akif Bey. Ne münasebet benimle, ne alakası var? Şu an Mahsun bir çırpınışta kendisi anlatıyor. Sosyal medyada inanılmaz derecede tepki var. Kendisi cevap veriyor. Biz de niçin bu tepki var onu anlatmaya çalışıyoruz. Burada Bircan kardeşim, Ömür kardeşim, ben dilim döndüğünce bunu anlatıyoruz. Sebepler neler olabilir? Bunun da bir haber değeri vardır. Biz de bunu kriminalize ediyoruz. Yoksa biz Evet. kimsenin kul hakkına girmekten Allah muhafaza.